kurullar kurulur. Hele ki de yani yeni sistemde bu tür organizasyonları yapmak, çeşitli idari organizasyonları yapmak, ihtiyaç halinde yeni kurullar kurmak, atıl olanlarını devre dışı bırakmak, yürürlükten kaldırmak çok daha kolaydır. Kurullar kurulur, hükümetler kurulur, başkanlar, cumhurbaşkanları değişir, sistemler değişir. Fakat esas olan şey şudur, toplum açısından baktığımızda. Siyasetle toplum arasındaki atbaşı gitme hali, ikisinin arasındaki uyum ya da koordinasyon ya da birine baktığınızda diğerini ne kadar görüyorsunuz, birbirlerini ne kadar yansıtıyorlar. Türkiye'nin sistemine baktığımızda, Türkiye'nin yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önceki sistemine baktığımızda, bakın parlamenter sistem diyorduk. Ama aslında o bir parlamenter sistemde değildi. Tam olarak o yansımayı engelleyen, sosyolojinin, toplumun siyasete yansımasını engelleyen bir parlamenter sistem formuydu. Parlamenter sistemi de sağından, solundan, altından, üstünden eğip büküp oluşturulmuş bir formdu. Hatta o tartışmalar, yani o eski tartışmalara gitmenin anlamı yok. Ama o zaman şunu diyorduk, ya bu sistem parlamenter sistem de değil, onun çok kötü bir uygulaması. Dünyada parlamenter sistemin de uygulaması vardır diyorduk. Şimdi keza biz başkanlık sistemine geçtik ve onun iyi bir uygulamasına geçtik. Ve bu uygulamanın iyi olmasının, yani bu tüm teknik detaylar, kurullar, murullar, onları bir tarafa bırakın. Evet. İyi olmasının sebebi, niçin iyi dediğimizin sebebi şu. Bu sistem kendisi yapısal olarak o toplumun siyasete yansımasına, siyasetin toplumu yansıtmasına olanak sağlıyor. Peki bunun 15 Temmuz'la bağlantısı ne? Sadece aralarının yakın olması, sadece 15 Temmuz'dan sonra oluşan o yeni kapı ruhunun Cumhur İttifakı olarak kurumsallaşıp işte anayasa değişikliğini yapması değil. Evet, bu çok kuvvetli bir bağlantı ama onun derininde de bir bağlantı var. 15 Temmuz neydi? Belki onu anlamak lazım. Yani o insanlar sokağa neden çıktı? Herkes bir yerlerdeydi. Ben de bulunduğum yerde bir şeyi gördüm mesela. O akşam hani haber alıp sokağa çıktığımızda. Orta yaşın üzerinde muhtemelen emekli olan karı koca bir çiftin el ele çıkıp tutuşup sokağa çıktığını gördüm. Ve hep aklımda şu soru. Bu birazcık da bir belki mesleki bir deformasyon. Yani bir yandan anı yaşıyorsunuz ama bir yandan da onu değerlendiriyorsunuz. Bu insanları sokağa çıkartan nedir? Ve o insanlar çok öfkeliydiler. Yani bu bir ama yapıcı öfke, yıkıcı bir öfke değil. Bu darbe girişimine çok öfkeliydiler. Karşı olmanın çok ötesinde öfkeliydiler. Ve bunu kendilerine bir hakaret olarak kabul ediyorlardı. Çünkü aslında o insanların kızdığı şey bir yönden baktığımızda şuydu. Ya zaten burada bizi yansıtmayan bir sistem var. Bir siyasal sistem var. Biz 2002'den beri bir kişinin siyasal liderliğinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasal liderliğinde yoğun bir destekle, sandık desteğinden bahsediyorum, bizi yansıtmayan bu siyasal sistemi bir şekilde bizi yansıtır hale getirdik. Belki de Cumhuriyet tarihinden bu yana birkaç istisnayı saymazsak ilk defa bu kadar tutarlı, uzun bir süreli bu sistem bizi yansıtır hale getirdi ve siz ona kastediyorsunuz. Böyle bir öfke. Ve aradaki bağlantı bu. Yani aslında 15 Temmuz'daki siyasetin toplumu yansıtması talebinin vücut bulmuş halidir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Ve 9 Temmuz da bunun ifadesidir. Bir şey çok hoşuma gitti. Bir sosyal medya kullanıcısı, yani ismi aklımda değil, çok maruf birisi de değil, yani sıradan bir vatandaş tırnak içerisinde, şöyle bir paylaşımda bulunmuştu. Ya bugün bir kişi değil, 80 milyon cumhurbaşkanı oldu. Çünkü herkes oraya bakıp ya en sonunda artık şahıs olarak da sistem olarak da bu toplumu yansıtan birisi, bizi yansıtan birisi artık eksiksiz, kamil bir şekilde o koltuğa oturdu. O bağlantı kurulmuş oldu. Aradaki yani 15 Temmuz, 9 Temmuz bağlantısının bir yönü de budur diye düşünüyorum.